Merhaba arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı 5. sınıf beceri temelli testler 2. ünitemiz 11. sorumuzla devam ediyoruz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenir bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet 11. soruya bakalım. Aşağıda mikroskopik canlıların neden olduğu bazı olaylar verilmektedir. Bu olaylarla ilgili olarak yargılardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Evet birinci şeklimiz arkadaşlar Ayaklarda yarı oluşumu, ikincisi sütten yoğurt oluşumu, üçüncüsü turşu yapımı, dördüncüsü de limonun küflenmesi. Birinci cümlemizi diyor ki arkadaşlar mikroskobik canlılar sadece kirli ortamlarda üreyebilir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar baktığımız zaman mesela sütten yoğurt oluşumu Kirli bir ortam değil. Veya turşu yapımı kirli bir ortam değil. Ancak mikroskobik çanlar ürüyorlar. Yani illaki ortamın kirli olmasına gerek yok. O yüzden birinci cümlemiz arkadaşlar yanlış. Bir ve dördüncü olaylarda yani ayaklarda yara oluşumu ve limonun küflenmesi olaylarında mikroskobik çanlar her zaman zararlıdır diyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Buradaki mikroskobik canlılar tamam zarar vermişler. Ancak bütün mikroskobik canlılar zararlı değildiler arkadaşlar. Mesela sütten yoğurt yapanlar yararlı. Turşu yapımındakiler yararlı arkadaşlar. Hepsi zararlıdır dediği için yanlış. İkinci ve üçüncü olaylar yani sütten yoğurt oluşumu ve turşu yapılması mikroskobik canlıların yararlı yönlerinin de olduğunun birer kanıtıdır. Evet arkadaşlar yararlı yönlerinin kanıtı ispatıdır. Aradığımız cevap yalnız 3 yani B şıkkı olur arkadaşlar. 12. sorumuzla devam edelim. Geç kalmış hafif don olayları yalnız ürüne zarar verdiği halde bitkilerin erken uyanmalarının arkasından gelen şiddetli don olayları çiçekleri veya tomurcukları yaktıkları gibi ağaçların ince hatta kalın dallarına da zarar verir diyor. Evet İznik Ovası'nı don vurdu. Bursa'nın İznik ilçesinde meyve bahçelerini don vurdu. 23 Mart Cumartesi gecesi ve 26 Mart Salı sabahı bölgede yaşanan hafif ve orta kuvvetli don sebebiyle erken çiçek açan meyve bahçelerinin ilkbaharda oluşan geç don olaylarından etkilendi ve çiçeklerin zarar gördüğü tespit edildi. Yukarıda verilen habere göre çiçekleri don olaylarından zarar görmüş. Meyve ağaçlarında aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dikkat ederseniz çiçekler zarar gördü diyor. Çiçekler zarar gördüyse arkadaşlar tohum ve meyve oluşumu göremeyiz maalesef. Tohum ve meyve oluşumu görülmez. Aradığımız cevap C şıkkıdır. 13. sorumuzla devam edelim. Aşağıda kara hindiba bitkisinin gelişim aşamaları gösterilmiştir. Kara hindiba bitkisiyle ilgili yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Evet arkadaşlar bu bitki bildiğimiz doğada böyle elimize alıyoruz, üflüyoruz. Pamukçuk gibi böyle etrafı yayılan bitki ismi kara hindibadır. Yani ismini belki duymak tuhaf geliyor ama günlük hayatta çok gördüğünüz bir bitki bu. Üflüyoruz, hatta uç uç diyoruz etrafa yayılıyor şöyle pamukçuklar gibi. Evet. Kara hindi ve batkisi ile ilgili hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Çiçekli bir bitkidir diyor. Kara hindi ve arkadaşlar. Evet bakın şurada resmi var. Çiçekli bir bitki. Doğru birinci cümlemiz. Elma ağacı ile aynı sınıfta yer alır. Evet elma ağacı da çiçekli bir bitkidir arkadaşlar. Kara hindi bir bada çiçekli olduğu için evet aynı sınıfta yer alıyorlar. Rüzgar üreme şansını artırır. Evet arkadaşlar bu bilgi de doğrudur. Bu uçuşan veya bizim işte hani böyle elimizle üflüyoruz. Şu tohumları arkadaşlar etrafa yaymış oluyoruz. Rüzgar sayesinde de bu tohumlar etrafa yayılıyor ve bu bitkinin üreme şansını artırıyor arkadaşlar. Cevabımız her üçü yani değişik olur arkadaşlar. 14. sorumuzla devam edelim. Bir canlıya ait özellikler şunlardır. Bu özelliklere uygun canlı aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Çok hücrelidir. Yani çok hücreli demek arkadaşlar nedir? Gelişmiş bir canlı. Besinlerini dışarıdan hazır olarak alır. Arkadaşlar demek ki burada ne anlarım? Bunun hazır olarak aldığına göre bir bitki değil. Omurgaya sahiptir. Bakın o zaman. Vücutları tüyle kaplıdır. Arkadaşlar balığı eledim. Vücudu tüyle kaplı değil, pulla kaplı. E, mantarı eledim. Vücudu tüyle kaplı değil, omurgaya sahip değil. Besinlerin dışarıdan hazır, olarak, al, hazır olarak aldığı doğru. Şimdi kirpi ile kuş arasında kaldık. Omurgaya sahip, her ikisi de omurgaya sahip. Besinlerini dışarıdan hazır alıyor her ikisi de. Çok hücreler. Ancak püf noktamız arkadaşlar şu cümle vücudu tüyle kaplıdır cümlesi. Kirpi arkadaşlar memeli bir canlıdır, memelidir. Memelilerin vücudu arkadaşlar kıllarla kaplıdır, kıllarla kaplı. Ancak kuşların arkadaşlar vücudu tüylerle kaplıdır. Aradığımız cevap C şıkkı. Evet 15. sorumuz. Ayşe evdeki ekmeğin bazen hızlıca küflendiğini, bazen ise küflenmediğini gözlemliyor. Bunun üzerine ortam koşulları küflenmeyi etki eder hipotezini yani fikrini test etmek için Ayşe'deki deney düzeneklerini hazırlıyor. Yapılan deney sonunda B ve D kaplarındaki ekmekler küflenirken A ve C kaplarındaki ekmeklerde küflenme gözlenmiyordu. arkadaşlar. Evet neymiş? B ve C, pardon B ve D küflenmiş. Yazalım küflendi diye. Küflü diyelim. A ve C küflü değilmiş arkadaşlar. B de küflü. Bu deney sonucuna göre ifadelerden hangilerine ulaşılabilir diyor. Küf mantarlarının sıcak ve nemli ortamlarda üreme hızı daha yüksektir. Bakalım şimdi arkadaşlar. A 25 derece, B de 25 derece. A'da bir dilim ekmek var, B'de bir dilim ıslatılmış ekmek var. Yani nemli. Demek ki bakın sıcaklık aynı ancak nemli olan küflendi. A nemli değil, ıslak değil, küflenmedi. Ve arkadaşlar şöyle düşünebiliriz. C ve D'ye bakarsak birisi 4 derece sıcaklıkta, birisi 25 derece sıcaklıkta. Birisi bir dilim ekmek, birisi yine bir dilim ekmek ancak D'deki arkadaşlar daha soğuk. Demek ki sıcak ve nemli ortamlarda üreme hızları daha yüksektir ifadesi arkadaşlar buradan doğru oluyor. Pardon 25 derece daha sıcak. Sıcakta soğuk dedik 25 derece çok pardon. 25 derece daha sıcak arkadaşlar. Sıcakta küflendi doğru. Bu bilgiye sahip olabiliriz. 4 derece daha soğuk, 25 derece daha sıcak. Ekmeğin küflenmesine mikroskobik canlılar neden olmuştur? Evet arkadaşlar küflenmeye sebep mikroskobik canlılar zaten biliyoruz doğru. Besinler küflenmeye karşı kuru veya serin yerde saklanmalıdır. Bakıyoruz arkadaşlar ee, yani şu ıslak değil kuru değil mi? Bu kuru ve bu da kuru ıslak değil. Birisi 25 derece sıcak birisi 4 derece daha soğuk. Ancak şunlara bakarsak ıslak ve sıcak. Bu ıslak değil ama sıcak. Yani arkadaşlar soğukta saklamak ve de kuru olması önemli. Yani kuru ve serin yerde saklamak yani besinlerin küflenmeye karşı önlem almış oluruz arkadaşlar. Aradığımız cevap D şıkkı olur. 16. sorumuz. Balın son kullanma tarihi geçer mi? Balın en önemli örneklerinden bazıları eski Mısır mezarlarında bulundu. Bulunan bal hala yenilenebilir, yenilebilir durumdaydı. Bu da akıllara balın neden bozulmadığı sorusunu getirdi. Bunun nedeni balın çok az su içermesidir. Mikroskobik canlıların gelişebilmesi için belli bir düzeyde su gerekmektedir. Buna bir maddenin su etkinliği ismi verilir. %17 su içeren balın su etkinliği 0,6'dır. Oysa bu değerin bakterilerin yaşaması için 0,91. Mantarların yaşaması için ise 0,7 olması gerekiyor. Bu parçadan hareketle çıkarından hangilerine ulaşılabilir? Evet arkadaşlar tekrar edelim bal bozulmayan bir gıdadır bilginiz olsun. Ben ortaokula giderken bir teneke balı arkadaşlar, yaklaşık 20 kiloluk balı biz tarihi geçmiş diye atmıştık. Bizim fen öğretmenimiz bize bunu söylememişti. Sizler sakın sakın unutmayın. Bal biliyorsunuz kıymetli ve pahalı bir ürün. Aman sakın tarihi geçti diye atmayalım arkadaşlar. Bakteriler her yerde, her koşulda yaşayabilirler diyor arkadaşlar. Bakın ne dedi? belli bir su miktarı gerekiyormuş aşağıda yaşayabilmeleri için. Yani her koşulda yaşayamıyorlar. Zaten o yüzden bozulmuyor bal diyor arkadaşlar. Yani bu ifade yanlış. Balın içerisine sonradan su katılırsa balın bir süre sonra bozulması beklenir. Evet arkadaşlar, içinde su oranı artarsa diyor, bal bozulur diyor zaten yukarıdaki ifadede. Ne diyor? 0,91 olursa su oranı artarsa, balın su etkinliği artarsa Bozulur dedi. Doğru. Bakterilerin yaşaması için gerekli su miktarı mantarların yaşaması için gerekenden daha fazladır diyor arkadaşlar. Evet bakalım. Mantarların yaşaması için 0.7. Yani bunu yanına bir 0 koyarsak arkadaşlar 0.70 diye de düşünebiliriz. Ancak bakterilerin yaşaması için 0.91. O yüzden bu ifade de doğru. Aradığım cevap 2 ve 3 yani... C şıkkı olur arkadaşlar. Evet 17. sorumuz. Ailesiyle bir haftalık tatilde kamp yapan Burak yanlarına aldıkları besinlerde gözlenen değişimleri bir tabloya kaydetmiştir. Tabloda verilen bilgilere göre aşağıda yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır? Evet birinci gün arkadaşlar peksimet bozulmamış, ekmek bozulmamış ama günlük süt bozulmuş. Pastörize süt açılmış haldeki diyor. Bozulmamış. Üçüncü gün olmuş arkadaşlar. Peksimet yine bozulmadı. Ekmek yine bozulmadı. Pastörize süt açılmış haldeki yine bozulmadı. Beşinci gün ekmek küfleniyor. Yedinci gün arkadaşlar peksimet kuru ekmek yani hala dayanıyor bir şey olmadı. Ancak pastörize süt de artık ağzı açılmış olan o da bozuldu arkadaşlar. Bozulmayan hangisi sadece kuru ekmek bozulmadı 7 gün sonunda arkadaşlar. Birinci gün günlük sütümüzü bozduk. Beşinci günde ekmeğimiz küflendi. Yedinci günde arkadaşlar pastörize süt yani hazır paketlerdeki sütler ama açılmış haldeki süt o da bozulmuş. Tabloda verilen bilgilere göre aşağıda yapılan çıkarımlardan hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Küf mantarları nemli ortamlarda daha kolay çoğalır diyor arkadaşlar. Evet doğru küf mantarları ıslak nemli ortamda daha çok daha kolay çoğaldı. Niye? Mesela peksimet kurudur arkadaşlar. Ancak normal ekmek içinde su vardır, nemlidir, ıslaktır. O yüzden ekmeğimiz daha çabuk küflendi, bozuldu. Buradan sonuca varırız. Doğru. Birinci cümlemiz. Pastörize işlemi mikroskobik canlıların çoğalmasını önlemiştir. Arkadaşlar pastörize önlememiş, sonuçta 7 gün sonunda o da bozulmuş arkadaşlar önlememiş. 7. günde o da bozulmuş. Ekmeğin küflenip sütün bozulmasının sebebi mikroskobik canlılardır. Doğru. Gıdalar mikroskobik canlıların etkilerine karşı kurutularak uzun süre saklanabilir. Doğru. Ekmeği kurutmuşuz. Peksimet yapmışız. Bakın 7 gün oldu. Hala bozulmadı. Yanlış olan arkadaşlar B şıkkıdır. Evet 18. sorumuz. 3 farklı canlı grubu ile ilgili oluşturulan poster aşağıdaki gibidir. Evet kertenkele, timsah, kaplumbağa, solucan var. Burada serçe, papağan, yarasa, penguen var. Burada da balina, fare, köpek, fil var arkadaşlar. Ancak buralarda bir hatalar var sanki arkadaşlar. Buna göre posterde yapılan hataların düzeltilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır diyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar genelde kimleri yazmış? Timsah, kertenkele, kaplumbağa derken burada birinci arkadaşlar sürüngenleri yazmak istemiş değil mi? Burası sürüngenler grubu. Şu üstüne yazalım sürüngenler. Burada sanki işte papağan, serçe, pöngen derken kuşlardan bahsetmiş sanki. Burada köpek, fil, balina, fare derken arkadaşlar burada da memelilerden bahsetmiş. Ama bakın arkadaşlar burada bir hata var sanki. Yıldız demiş ki yıldız için. Akciğer solunumu yaparlar omurgalıdırlar. Vücutları sert pullarla kaplıdır. Arkadaşlar burada sürüngenlerden bahsetmiş. Sürüngenlerin özellikleri. Ancak arkadaşlar burada solucan sürüngen değildir arkadaşlar. Solucan omurgasız bir canlıdır. Vücutları tüyle kaplı. Yumurtayla çoğalır. Yavrusuna bakar. Kimlerden bahsediyor? Kuşlardan bahsediyor. Ancak arkadaşlar Yarasa bir kuş değildir. Yarasa neydi? Memelidir arkadaşlar. Yarasayı buraya koymamız lazım. Burada köpek, fil, balina, fare, omurgaları bulunur. Doğurarak çoğalırlar. Yavrularını sütle beslerler. Bunlar memelilerin özelliği. Bu dördüzü arkadaşlar memelidir. Burada sıkıntı yok. Yani çıkar okuyalım. Yuvarlaktaki yarasa, yani kuşlar burundaki yarasa, üçgene aktarılmalıdır diyor. Evet, memeliler kısmını aktaracağız. Yıldızda solucan yer almamalı. Evet, solucan da yer almamalıdır. Aradığımız cevap o zaman A şıkkı arkadaşlar. 19. sorumuz Bir öğrenci yaptığı etkinliğin aşamalarını aşağıdaki gibi sıralamıştır. Öğrenci bu etkinlikte bitki gövdesinin görevlerinden hangisini kanıtlamış olur diyor. Kereviz sapının bir kısmını makasla ortadan ikiye ayırdım. Sapları ılık ve aydınlık bir yerde bulunan kaplara yerleştirdim. Kapları yarısına kadar suyla doldurdum ve birine kırmızı, diğerine de mavi gıda boyasından birkaç damla ekledim. Oluşan değişimleri aşağıdaki gibi gözlemledim. Et evet, gıda boyası koymuş, renklendirmiş. Birine mavi, birine kırmızı. Öğrenci bu etkinlikte bitki gövdesinin görevlerinden hangisini kanıtlamış? Bakıyoruz arkadaşlar. Birisi bakın mavi renkli olmuş. Kırmızıya konulan da kırmızı renkli olmuş. Burada neyi ispatlamış bu öğrencimiz? Gövdenin kök ile gövdeler arasında bağlantı sağladığını. Yani kök ile yapraklar arasında Madde alışverişi sağladığını ispatlamış arkadaşlar. Aradığımız cevap C şıkkı olur. İşaretlerim C şıkkımızı. Evet 20. sorumuz arkadaşlar. 20. ve testin son sorusu. Efe ve Defne canlılarla ilgili bir kart oyunu oynuyorlar. Bu oyunda bir yüzünde canlıların özellikleri, bir yüzünde de o canlının ait olduğu grubun yazılı olduğu kartlar bulunuyor. Oyuncular bir yüzündeki bilgileri okuyarak canlının grubunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde 3 kart içinde yaptıkları tahmin doğrudur diyor. Evet suda yaşarım, omurgalıyım, yavruyken sütle beslendim. Arkadaşlar en büyük ipucumuz nedir? Sütle beslenmek. Sütle beslendiğimi duyunca aklımıza kim gelecek arkadaşlar? Memeliler gelecek. Bitki değilim. Bazı türlerim besin olarak kullanılır. Bazı türlerim ekmek mayalar. Arkadaşlar demek ki bu kim? Mantar. Karada yaşarım. Sürünerek ilerlerim. Sürünüyor diyor arkadaşlar. Yumurtadan çıktım diyor. Aklımıza kim gelir arkadaşlar? Sürüngenler gelir. Aradığımız cevap memeliler, mantarlar, sürüngenler. Yani o zaman cevabımız arkadaşlar D şıkkı olur. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka videoda bir başka ünitede görüşmek üzere. Hoşçakalın.